Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavşan etini yemediği biliniyor. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz tavşan etini yemeyi reddettiği için bizim de tavşan eti yememiz helal midir yoksa haram mıdır sorusu gündemde yer alan sorular arasında yer almaktadır. Arkadaşlar, tavşan sevimli bir hayvan olmakla beraber fizyolojik ve biyolojik yapısıyla da garip bir canlıdır. Şöyle ki tavşan kafası kedi kafasına, kulakları eşek kulağına, burnu fareye, bıyıkları kediye, arka ayakları köpek ayaklarına, ön ayakları kedi ayaklarına ve kuyruğu da domuz kuyruğuna benzemektedir. Yani dinimizde yenmesi haram olan neredeyse bütün hayvanların izleri, alametleri bu hayvanda vardır. Zira tavşan etine mekruh diyenler bu bilgilerde dikkate alarak yola çıkmaktadır. Şiiler ve Aleviler de tavşan etini yemezler. Bunun sebebi ise tavşanın tıpkı insanlar gibi hayız, adet görmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de tavşan etini yememiş olmasıdır. Öncelikle Resulullah Efendimizin tavşan etini yememesi onu haram kılmaz. Zira o soğan ve sarımsak da yemezdi. Bunları mescide gideceği zaman kötü kokup insanları rahatsız etmemek için yememiş ve ümmetini de bu hususta uyarmıştır. Yani toplum içine girmemek kaydıyla yenmesi için izin vermiştir. Öncelikle tavşan hakkındaki hadisi şeriflere bir göz atalım. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Kavmimden biri bir veya iki tavşan avladı ve bunları kesti. Resulullah aleyhissalatu vesselama soruncaya kadar onu bir yere astı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da yemesini emretti. Hatta Hazreti Enes radıyallahu anh'den gelen bir rivayette Ebu Talha'nın Resulullah aleyhissalatu vesselama bu şekilde avlanan bir tavşanın iki budunu gönderdiğini, Resulullah'ın da bu hediyeyi kabul edip yediği bildirilmektedir. Yine Halid İbnül Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam tavşan avladı ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya gelip ne dersiniz, bunun eti yenir mi diye sordu. Abdullah İbni Ömer, tavşan Resulullah aleyhissalatu vesselama da böyle avlanıp getirilmişti. Ben de o sırada yanında oturuyordum. Ondan ne yedi ne de onun yenmesini yasakladı. Ayrıca tavşanın hayız gördüğüne de inanıyordu dedi. Ulemanın büyük çoğunluğu tavşan etinin helal olduğuna hükmeder. Ancak şunu da belirtelim ki ashabtan Abdullah İbni Ömer, tabiinden İkrime ve fukahadan Muhammed İbni Ebi Leyla tavşan etinin mekruh olduğuna hükmetmişlerdir. Bu büyük alimler Huzeyme İbni Cezi Es-Sülemi'den gelen bir rivayeti esas almışlardır. Ey Allah'ın Resulü, tavşan hakkında ne dersiniz dedim. Ne yerim ne de haram ederim dedi. Ben de öyleyse siz haram etmedikçe onu yiyeceğim